Konferansa başlamadan hepinize bir kez daha muhabbetlerimi sunuyorum. Var olun diyorum. Şimdi efendim, Osmanlı Devleti 6 asır boyunca hüküm sürmüş bir devlet. Bu devleti güçlü kılan amirleri, afişte gördüğünüz gibi kaynakları çok merak ediyoruz. Çünkü Osmanlı'yı konuşurken bakıyorsunuz farklı ağızlar bu devletin kurucularını küçümseyebiliyorlar. Bu devletin en ihtişamlı dönemindeki hükümdarlarını, ordusunu, ekonomisini küçümseyebiliyorlar. Eğer bizim heybemiz dolu olmazsa biz bunların yalanlarına inanmak zorunda kalırız. Onun için Osmanlı'yı mekanıyla, yeriyle, delilleriyle, kaynaklarını bilmek zorundayız. Hocam şimdi ben bir şey merak ediyorum. Ertuğrul Gazi. Televizyonlarda da yıllarca dizileri oynadı ama bakıyorsunuz Ertuğrul Gazi'nin bir sürü oğlu var. Ve bu oğullar içerisinde en küçüğü Osman Gazi. Normalde hani biz biliriz ki bir baba öleceği zaman bunun mirası noktasında hep böyle büyük abiler önce bir söz sahibi olurlar. Küçükler biraz sıralarını beklerler. Bakıyorsunuz o koca koca abiler hazır ola geçiyor en küçüklerine sen başa geç der gibi beyliğin başına onu getiriyorlar. Yani baktığınız zaman Osmanlı'nın kuruluşunda avuç kadar bu beylikte Osman Gazi'nin en küçük kardeş olarak Baba Ertuğrul'dan sonra başa geçirmesinin sebepleri neydi? Güzel. Bu akşam beni bayağı zorlayacaksın. Şimdi Talha Bey ilk konuşmaya başlarken Osmanlı Beyliği en küçük beylikti dedi. Gerçekten doğru. Konya'ya sahip Karamanoğulları, Aydın'a sahip Aydınoğulları, Manisa'ya sahip Saruhanoğulları, Kastamonu'ya sahip Candaroğulları, Balıkesir'e sahip Kalesioğulları, şimdi Söğüt ve Domaniç. Bugün bile kasaba diyemeyeceğimiz, neredeyse köy diyeceğimiz iki yer, belde, hala şehir değil. O zaman için iki küçücük köy, zaten biri yaylak, biri kışlak, iki köy. Oysa dev gibi beylikler var. Dev gibi beylikler. Düşünürüm. Yani neden onlara Talha Bey'in sorusu üzerine ben de zaman zaman çok tefekkür ederim. Neden Osmanlı? Çünkü bunu bildiğimiz zaman biz de nasıl olmalıyızın cevabını arıyoruz. Veya cevabını buluyoruz. İşte aynı şey küçük kardeş diye ifade etti. Hemen devamında da nasıl küçük kardeş mesela oluyor. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Kudret, kuvvet, satvet kişiye Cenab-ı Hak'tan gelir. İnsandan gelmez. Falancadan filancadan gelmez. Devlet başkanından gelmez. Amerika'dan, Rusya'dan gelmez. Bunlara sırtını dayamaya çalışma. Hani ne derler Anadolu'da? Duvara dayanma yıkılır, insana dayanma ölür, duvara ağaca dayanma çürür. Yani duvar yıkılır. Ağaç çürür, insan ölür. Bunlara dayanma. Rabbine sığın. Rabbine güven. Ululu kişiye haktan atadır. Küçük görmek uluları hatadır. Çok sevdiğim bir cümledir. Ululu kişiye haktan atadır. Ululu yücelik, büyüklük, kuvvet, kudret kişiye hakkın bir lütfudur, ihsanıdır. Küçük görmek uluları hatadır. Sen onu küçük görme. Aşağı görme. Şimdi burada ne var? Liyakat var. Yetenek var. Bu büyük de olabilir. Bu yetenek sahibi. Büyüğü de olabilirdi. Ama küçüğü de olabilir. Önemli olan işte burada kibir sahibi olmama. Ben büyüğüm. Niye sana geliyor? Mesela dememek. Karamanoğlu bunu dedi mesela. Anadolu beylikleri içerisinde ben baktığım zaman gerçekten Karaman ailesi bir türlü Osmanlı'yı kabul edemedi. Yani hatta bizim adaletimiz, düşmanlığımız kıyamete kadardır dedi. Hiçbir şekilde kabul etmek istemedi. Hocam, enteresan bir siz bu mevzuyu söyleyince benim aklıma bir şey geldi. Şimdi mesela 1. Murat, ya çok enteresan bir hükümdar. Şimdi bu salonda eminim bir sürü kız babası vardır. Kızlarımız gözümüzün bebeği, oğullarımız da öyle ama kızlar da ayrı. Besle büyüdü en güzel zamanı. Hani hiç tanımadın bir damada oğlana veriyorsun. Karamanoğulları o kadar çok sıkıntı yapıyor. Alaaddin Ali Bey, ya bir insan düşmanına kızını verir mi ya? Yani sırf kan dökülmesin. Yani arada bir sürü masum insan ölmesin diye. 1. Murat. Bakın biz 1. Murat'ta ne diyebiliyoruz? 3. Osmanlı Padişahı. Kosova'da şehit. Ama bizim bilmediğimiz ne?
İnsanın en kıymetlisi çocukları, çocuklar için en kıymetlisi göz bebeği kızları, babalar için özellikle. Onu alıyorsun, baş düşmanına evlendiriyorsun. Niye? Bu bizim damat olsun da arada bir dostluk olsun, sıkıntı yapmasın. Ama o Alaaddin Ali Bey kayınpedere her seferinde vuruyor hocam ya. Ben de kız babasıyım ya, biraz o gözle bakıyorum. Yani sırtını dönmeye görsün yani, o derece. Hocam işte Mertem Hüsam yani çok güzel, Osmanlı en çok kızı Karamanoğullarına verdi. Yani Osmanlıların tek tek değerlendirdiğimizde o kadar hoş hasletleri var ki, bakın en çok darbeyi oradan yiyor ama en çok da kızı Karamanoğullarına veriyor. Yani Anadolu birbirine asla vurmasın. İşte Osmanlı'yı yüce kılan, büyük kılan hasletlerden biri bu. Kardeş gözüyle bakıyor. Asla Türk'e vurma. Anadolu'ya yönümü dönme. Yönün hep cihad olsun. Yönün hep küffar olsun. Yönün hep batı olsun. Bu Osmanlı'nın en önemli hususiyetlerinden birisi. Ötelere kız veriyor, akrabalık kuruyor. Hiçbir şekilde düşmanlık etmiyor. Kendisine vurulduğu zaman toprağına giriyor. Vallahi ikinci Murad'a kızı, birinci Murad'a baba diyor. Beni verdin, şimdi de ocağımı mı yıkmaya geldin? Ey babacığım, şimdi ocağımı mı yıkmaya geldin? Beni bunlara sen verdin. Ve gözünden yaş döküyor o baba. Ona aynı toprağını geri veriyor ve geri dönüyor. Ya, o kadar gerçekten acıması da, merhameti de Osmanlı başka bir noktadır. Bambaşka bir merhamet. Şimdi Osmanlılara tarihçiler şöyle söyler. Cenab-ı Hak hani bir insana lütfu ihsanı gelir. İki gelir, üçüncüsü yoktur. Aynı şeyin devamında. Osmanlı'ya lütfu ihsanını 300 sene boyunca tekrarladı. Böylesine bir milleti, böylesine bir aileyi, böylesine bir şirketi dünyada gösteremezsiniz. 300 sene yani 3000 kilometre kareden başlıyor, 22 milyon kilometre kare oluncaya kadar 300 sene boyunca lütfu ihsanını tekrarlaya tekrarlaya artıra artıra devam ettiriyor. Müthiş bir husus. İlla küçük değil. Mesela Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman. Değil mi? Müthişti. Rumeli'de rüzgar gibi esiyordu. Dehşet bir adam. Hocam biz okullarda hep Rumeli Fatih'i de öğrettiler. Sonra ben böyle bir turizmci rehber olunca döndüm bir baktım. Aa, şu an Kabri Göynük'te Akşemseddin Hazretleri camisi Akşemseddin Hazretleri'nin yanında. Göynük'e gittiyseniz Akşemseddin Hazretleri'nin türbesine, türbenin yanındaki camiyi yaptıran kim? Süleyman Paşa. Yani Orhan Gazi'nin büyük oğlu, 1. Murat'ın abisi. Sonra bir baktım Safranbolu'da Hıdırlık Tepesi'nde komutanı, Süleyman Paşa'nın komutanı Hıdır Bey tepeye adını vermiş. Karabük'e kadar bütün o bölgeleri o fethetmiş. Yani biz okullarda normalde hep onu Gelibolu'yu fethetti, atından düştü öldü diye biliyorduk. Ya şimdi düşünsenize, ata mezar yapılır mı? Normalde yapılmaz. Ama bir mefkure, bir hedef uğruna Süleyman Paşa Gelibolu fethinde şehit düşüyor. O nasıl bir düşüşse attan, o düşüşte atı da ölüyor. Atıyla yan yana mezar yapıyorlar. Çanakkale turu çok yapmışsınızdır. Çanakkale'ye giderken arabanız Bolayır'ın yanından geçiyor. Yani ana caddede sağ tarafınız deniz, ondan sonra Saros Körfezi. Hemen solunuza bakın, 2 kilometre solunuzda tepede sergi ağaçları altında atıyla yan yana yatıyor. Yani kutsal bir hedef uğruna, mukaddes bir hedef uğruna atıyla beraber ölen bir insanın yanına atını da koyabiliyorlar. Çok ilginçtir bu. Hocam Süleyman Paşa beni hep etkiler. İzne gidin. Aynı Süleyman Paşa'nın medresesi var. Yani şunu görüyorum hocam ben. Ata biniyor. Büyük cengaver. Hatta kardeşi 1. Murat'a ne diyor? Babam ölürse ben taht istemiyorum diyor. Sen geç diyor. Bir de medreseler, camiler yaptıran bir adam. Anadolu'nun bizim bildiğimiz ilk medresesi İznik Süleyman Paşa Medresesi. Yani ilim ayağı da var. Hem cengaver hem ilim ayağı da var. Yani bunlara böyle baktığınız zaman Osmanlı'yı neyin büyük yaptığını görüyorsunuz. Sadece kılıç sallama yok. İlim erbabı olmak var. Peki hocam bir şey sorayım. Osmanlı kurulduğu günden itibaren alimleri hep korumuş muydu? Yani sultanların yanında cüretkar, rahat rahat lafını sakınmadan söyleyebilen alimler var mıydı? Osmanlı'nın aslında en önemli vasfı. Yani
birinci vasfı dahil biz buna diyebiliriz. Yani şey kiminle başlıyor? Ertuğrul'la başlıyor. Ertuğrul Osman Gazi'ye oğul beni kır, beni üz. Fakat şey Edebali'yi üzme, şey Edebali'yi kırma. Ona danışmadan bir iş işleme, istişare yapmadan bir adım atma. Yani bakın daha birincisi bey değil, bey değil. Ama Osman Gazi'nin babası Anadolu'ya ilk adımı atan Söğüt ve Domaniç'e o yiğit Gazi, Osman Gazi'ye en önemli birinci şeyi alimlere hürmet, alimlere hürmeti, alimlere saygıyı ve muhabbeti gösteriyor. Beni kır, beni üz, babayı üz, anayı belki üz. Fakat hocayı üzme, hocanı üzme. Hocayı kırdığın zaman, hocayı üzdüğün zaman ne ananın kıymetini bilirsin ne babanın. Çünkü insanı yetiştiren hocadır. İnsanı yetiştiren, insanı insan kılan, insana ilmi öğreten, bilgiyi öğreten, her şeyi veren hocadır. Hocanın eli öpülür. En önemli hani anne baba evet bir yeri var ama hoca müthiş kıymetli. Biz de onun için hocanın vurduğu yerde gül biter. Hocaya eti de seni de kemiği, eti de kemiği de senin. Her şeyiyle hocaya bırakırlar. Bizim kültürümüz bu. Oysa şu kültürlerimizi nasıl bırakıp bırakıp gidiyoruz. Çok çarpıcı bir misal gerçekten bu. Ya Osman Gazi, bakıyoruz Şeyh Edebali. Orhan Gazi, yanında Dursun Fakır. Çelebi Mehmet, yanında Molla Ali. Yıldırım Bayezid, yanında Sonuncu Baba, Molla Fenari. İkinci Murat, Molla Yegan. Fatih, Akşemseddin. Fatih'in bir sözü var. Yani şu söz, düşünün Talha Bey, giriyor İstanbul surlarından içeriye. Müthiş bir sevinç, atından iniyor, toprağı öpüyor. Hüdaya, bana ne büyük, ne azim bir zafer ihsan eyledin. Sana hamdü senalar olsun, yerinde duramıyor. Toprağı öpüyor, dua ediyor, atına biniyor. Ya normal diyorlar, genç birisi, 21 yaşında. Doğu Roma'nın imparatoru oldu, Kaiserlerin tahtına kuruldu. Peygamberimizin müjdesine nail oldu. 8 asırdır fethedilemeyen İstanbul'u fethetti. Dünyanın en estetik, en güzel, en güzide şehrine sahip oldu. Çocukça bir sevinç. Ciğerini okuyor adamın. Bendeki bu sevinci İstanbul'un fethine zannetmeyin. Bu sevinci İstanbul'un fethine zannetmeyin. Zamanında Akşemseddin gibi bir alimin bulunuşuna seviniyorum. İşte bu insanlar, işte o alimlerle beraber at başı yürüdükleri için kazanıyorlar. Onları birinci zinde kılan, güçlü kılan, kudretli kılan husus bu. Hocam benim birkaç ay önce Bursa turum vardı. Bursa turunu şeyden başladım, Molla Yusuf'un kabrinden. Gruba dedim ki buluşma yeriniz Molla Yusuf'un kabri. Şimdi Bursa turu nereden başlar? Hocam zaten Zeyn hocam nasıl biliyor? Normalde Bursa'da yaşayan insanlar röportaj yapıp mikrofon tutsanız bir kişiye sorun bir tanesi bilmez. Bakın o kadar net söylüyor. Zeyniler Emir Sultan hepiniz biliyorsunuz. Emir Sultan'dan bir 5 dakika daha ters istikamete Ulu Cami'nin tersine yürüyorsunuz. O böyle apartmanların arasında kalmış küçük bir garip cami. Caminin arkasında bir küçük hazire mezarlık var. Yani şu kadar, şu sahne kadar, bu salon kadar ama yıkılıyor bütün veliler, zeyinler zaten. Orası bir kampüs külliye. Kimler kimle? Abdülhatif Kudüs Hazretleri'ni anlattım hocam. Bize diyorlar ya bugün Kudüs'te sizin ne alakanız var? Kudüs doğumlu bir alim Bursa'da yatıyor. Abdülhatif Kudüs'e, Kudüs'te Abdülhatif Hazretleri gibi zatlar. Yani hocasıyla bir ara İstanbul'da bir sıkıntı yaşanıyor. Hoca çekiyor gidiyor Bursa'ya. Yani bir hoca bir hükümdara kızıp çekiyor gidiyor. Fatih ondan sonra onu böyle latifelerle bir süre sonra tekrar girip çağırıyor. Yani şey değil, hiç hükümdar gibi değil. Hocam bir de Fatih'den siz söz açmışken ben bir şey dikkatimi çekiyorum. Mesela Fatih İstanbul'u fethedene kadar Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'da, Konstantinopolis'te şehrin imparator giriş kapısı altın kapıydı. Hani şu yedi kule hisarının içinden açılan kapı. Altın kapı. Yani imparatorlar şehre oradan giriyor. Şimdi Fatih'in arzusu bu şehri fethetmek. Şehri fethetmek isteyen bir insanın yani bu anlamda bir özentisi olabilir diye düşünüyorum. Bir gün bu şehri alacağım. O Konstantinler gibi, Theodosiuslar gibi o altın kapıdan şan ve şöhretle şehre ben gireceğim. Ya bakın insan olan bunu diyebilir. Ama beni şaşırtan Fatih bunu demiyor.
Şerife de diyor, o altın kapının arkasına dört kuleli bir duvar daha çekip kapıyı kullanılmaz hale getiriyor. Yedi Kule Hisarı, Edirne Kapı, yani şehrin saltanat kapısı yapıyor Osmanlı onu, Fatih. Onun yerine tutuyor, hiç alakası Edirne Kapı'yı, bundan sonra bizim kapımız bu diyor. Kendine yeni bir kapı belirliyor. Bugün bizim gençlerimiz, çocuklarımız, Avrupalı, Amerikalı futbolcuların, yani popçu ve topçuların hayranıyken, odalarının duvarlarına onların posterlerini asarken, Fatih'in zerre kadar Roma imparatorlarına hayran olmadığını, özenmediğini görüyoruz. Başkası da o kapıdan girerdi içeri, altın kapıdan. Oradan girmiyor, hiç kullanmıyor. Yani Fatih'i özel kılan şeyler nelerdi? Şimdi tarihimizin çok önemli bir noktasına değiniyorsun. Aslında biz şimdi mesela yine Milli Eğitim Bakanlığı askıya çıkarttı. Müfredat değişikliği diye. Ne değiştiriyorlar çok bilemiyorum. Bakamadım da. Fakat yorumlara bakıyorum. Ciddi bir şey yok. Yani ele avuca gelir bir husus açıkçası göremiyorum. Ne gösterebilirim diye baksak. Hani bir milletin destanları vardır. Oğuz Kağan destanı. Alır şehirleri alır. Altınlardan binalar vardır. Bir şehire gider, gümüşlerden binalar, evler vardır. İşte başka bir şehire zümrüt, bir takım şeyler sayar. Oğuz Kağan hiçbirinde durmaz. Hiç. Fetheder, devam eder. Fetheder, devam eder. Fetheder, devam eder. Bunu ne altın, ne gümüş, ne zebercet, ne çeşit çeşit zümrütler, hiçbiri onu durdurmaz. Niye? Onun tek bir hedefi vardır. Cihad. Cenab-ı Hakk'ın dinini duyurmak. Cenab-ı Hakk'ın dinini yaymak. Başka hiçbir şey onu durdurmaz. Fatih Sultan Mehmet İstanbullu, Leyla'sıydı onun. İstanbul. Niye? O da Peygamber Efendimiz'in müjdesinden geliyor. Letüfte annel Konstantiniyye velenimel emiri emiruha velenimel ceis dalikel ceis. Ona İstanbul'u getirten, aslında aldıran bu düşünce. Fakat altın kapıdan girmiyor. Çok önemlidir husus. İlk girdikleri yer insanların, imparatorların sarayları olur. Saraya bakmıyor Fatih. Sarayın önünden dümdüz gidiyor. Nereye kadar? Ayasofya'ya kadar. Tişörtünde görüyorsunuz. Ayasofya'ya gidiyor. Ayasofya'ya 3 atla giriyorlardı imparatorlar. Talha Hocam bunları daha iyi bilir. Bir şeyler hocam vardı. Çok güzel, yani çok iyi oldu. Evet. Bir şehri alan bir insan önce saraya girer. Sarayı bir hazine dairesine uğrar. Altınların tepesine bir çıkar. Burayı aldım der. Orada sarayla bir selfie fotoğraf çekilir. Ne bileyim yani. Düşünün yani. Böyle bir şey. Fatih'in çocukları, Fatih'in torunu. Hocam şimdi benim yaşım genç ama bana bazen diyorlar ki ya İşte çocuğumuz olacak, ne isim koyalım. Ya da işte, ya hocam işte diyorlar bizim oğlan var, Fatih gibi değil. Kız var işte, Hüma Hatun gibi değil, Şum gibi değil. Ben de diyorum ki, siz çocuklarınızın doğumunu nasıl beklediniz diyorum. İşte bazıları diyor ki böyle bekledik diyorlar. Bulut atarak babalar doğmadı. Böyle beklersen, hatta bazen diyorum espriler için, Fatih gibi çocuğunuz olsun istiyor musunuz diyorum. İstiyoruz diyorlar. O zaman diyor bak formülü söylüyorum diyorum. İkinci Murat Edirne Sarayı'nda, siz biliyorsunuz hocam zaten. Edirne Sarayı'nda hanımı sancılanıyor, Hüma Hatun. Yani bir baba nasıl doğum bekler ya? Bir düşün şimdi. Burada bir sürü baba var doğum bekleyen yani. Hepimiz bekledik bunu yani. Nasıl beklersiniz? Açmış Kur'an-ı Kerim'i sabaha kadar Kur'an okuyor. Sabaha doğru kapı vuruluyor. İşte giriyor görevliler. İkinci Murat rahleden kalkıyor. İşte müjde bir evladınız dünyaya geldi. Hanımının saatini soruyor, bebeğinin saatini soruyor. Diyorlar ki ne isim koyacağınızı merak etmektedir. Bütün saray halkı ayaktadır, duacıdırlar diye. O da ne diyor? İşte az önce siz kapıyı vurduğunuzda ben diyor Kur'an-ı Kerim'den Muhammed suresini bitirmiş, Fetih suresine başlamıştım. Muhammed'den müteşekkil adı Mehmet olan, inşallah Fetih ona müesser ola diyor. Ya şimdi bakın, doğum böyle beklenince çocuk Fatih oluyor. Hatta bazen diyorum ki hocam, peki diyorum hani Fatih değil, Kanuni gibi çocuğunuzu istiyor musun? İstiyoruz diyorlar. Onun da mı formülü var diyorlar. Var tabii diyorum. Yavuz Sultan Selim doğumu beklerken o da Kur'an okuyormuş. Kapı vurulunca tam tabii açılıyor kapı, giriyorlar. O da o sırada Kur'an'da Nem suresi, Mektup Süleyman'dan ayetini okuyormuş. Hani var ya Belkıs'ta Süleyman peygamber azı hüdüt kuşu mektup getiriyor götürüyor tam orayı. Adını Süleyman koydum diyor. Yani demek ki hocam temel nasıl atılırsa çocuk öyle oluyor yani.
Yani bizim buna dikkat etmemiz lazım. Yani şimdi biz her türlü hatayı, kusuru işlerken çocuktan bunu yapmamasını beklemek bu doğru bir şey değil. Önce bizden başlaması gerekiyor bazı şeylerin açıkçası yani. Peki hocam, mesela konu Kanuni'ye gelmişken, Kanuni Sultan Süleyman, bir de karşısında Şavken diye bir adam var. Biri bütün bir Avrupa'yı yönetiyor, biri ise dünyayı hükmediyor ve Şavken bir kere Kanuni önüne çıkamıyor. Yani bütün Avrupa'yı yöneten bir adam Sultan Süleyman'la bir kere karşı karşıya savaşamaz mı? Sultan Süleyman'ı bu kadar büyük yapan şey neydi? Yani ne yaptı da bunlar böyle oldu? Şimdi düşünsene, bugün ben istiyorum bizim ülkemiz öyle bir güç olsun, Amerika'ya şöyle bir tweet sallayalım. Fransa'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya bir gölge göz. Hepsi böyle ek perç divan şurada dursunlar istiyorum ben. Kanuni bunu yapabiliyordu. Ne yaptı da böyle oldular? Kutsal Roma Cermen İmparatoru derler değil mi? Ben adamı korkunç bir böyle kudretli, kuvvetli biri zannederdim. Kutsal Roma Cermen İmparatoru lisede hep böyle Kanuni'nin karşısında. Sonra ya bu adam ne savaşı kazandı? Vallahi hiç şöyle meydan savaşlarını okudun mu bunu? Anadan, babadan, hanımdan, karadan, çocuktan toprak aldı bu. Çünkü kadından doğru da toprak veriyorlar. Hep toprakları evlilik yoluyla dededen, nineden gelmiş, kendisine bağlanmış yerler. Osmanlı kılıçla alıyor yıllardır, yüz yıllardır oralara. O ne Almanya'yı, ne Avusturya'yı, ne diğer yerleri, Belçika'yı, ne Hollanda'yı kılıç gücüyle almadı, bir meydan savaşı yapmadı. Kanuni'nin karşısına çıkabilecek kendisine bir kuvveti, gücü, güveni yok. Öyle bir şey yok. Kanuni ne tarafa gitse o tersine gidiyor. Başka bir yere gidiyor. Hatta bir tanesinde Kanuni yine Almanya'ya giderken o da diyor Barbaros'ta ayrılmış Cezayir'den. Ben de diyor gideyim şu Cezayir'i alayım diyor. Müthiş bir donanmayla oraya varıyor Cezayir'in önüne. Cezayir'de de Barbaros'un evlatları var. O zaman Hasan Ağa. Şu an Beşiktaş'la beraber yatıyorlar. Evet. Beşiktaş'ta türbe var biliyorsun. Türbenince şu an yan yatıyorlar. Evlatlığı olan Hasan Paşa. O da orada o zaman onu bırakmış. Ona diyor ki zaten yanında da çok az kimse var. Hemen diyor bana teslim et diyor. O da biraz dalga geçiyor. Ya burası kale benim değil Barbaros'un. O da gitti bir yerlerde. Şimdi burada yok. Gelince sorarız veririm sana diyor. Ver derse. O kadar fena sinirleniyor ki. Sizi diyor köpeklere yedireceğim etinizi dünya durdukça anılacak. Sizin hikayeniz dünya durdukça konuşulacak. Öyle bir iş edeceğim ki. Ya Hasan Ağa bunlara Cenab-ı Hak işte bir rüzgar, bir fırtına çıkarma yaparken adam da fırsatı kaçırmıyor. Vuruyor çekiliyor, vuruyor çekiliyor, vuruyor çekiliyor. 60 bin kişiyle başladığı sefer 6 bin kişiyle geri dönüşle netice veriyor. Hocam aklıma ne geldi söyleyeyim mi? Şimdi İspanya gitmeyenleriniz vardır, bir gün nasıl olur gidin. Tam hocamın anlattığı olay benim kulağımı çınlatırsanız. Kurtuba'da, o güzelim Kurtuba Ulu Cami'nin ortasına bu adam Şavken bir kilise yaptırıyor. Yani caminin ortasını yıktırıyor, kilise yaptırıyor. Ve kenarına böyle bir oval yuvarlak saray gibi bir absürt bir şey yaptırıyor. Hocam oraya bu adamın atları meşhurmuş. Bir atını çok seviyormuş. Öyle özel, bütün Avrupa'da meşhur olan bir atı. Atıyla böyle mermere rölyef kabartma yaptırmış. O bahsettiğim Hasan Ağa'dan o yiyince en son birkaç kez bunlar kaçıyorlar. Erzak yok, hiçbir şey yok. Açlar, kötü durumdalar. Ağlaya ağlaya atını kestiriyor hocam biliyorsunuz. Atını yiyor. Ağlaya ağlaya kendi atını yiyor çünkü ölecekler. Hiçbir şey yok yemine yani. O geldi birden aklıma. Kanuni Sultan Süleyman bunlara mektup yazarken ben ki İstanbul'un ve Karaman'ın ve Anadolu'nun ve Rum'un ve Arnavutluğun ve Romanya'nın ve Bulgaristan'ın ve Boğda'nın ve Şam'ın ve Halev'in ve nice memleketlerin hükümdarı ve Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve falan Kızıldeniz'in hükümdarı, dünya Müslümanlarının halifesi Sultan Süleyman Han'ım. Sen ki İspanya Kralı Şarkensin. Altına küçücük bir cümle eziyor yukarıdan aşağı fermanıyla. Yer götürmez ordu bile hareket etmeden önce diz şunları şunları yapasın. Bu da Kanuni'ye öyle bir mektup göndermiş. İbrahim Paşa huzuruna bile almıyor Kanuni'yi. Senin diyor beyin buraların sahibi mi diyor bu Almanya'nın, Fransa'nın, şuranın?
Evet diyor elçi, bizim diyor atlarımız iki aydır oraları çiğnedi. Orada, oralardan su düştü. Eğer buraların beyiyse seni yine geliriz. Toprağına sahip olsun. Nameyi yırt diyor, eline veriyor, geri çeviriyor. Konuşamazsın diyor. Onlar Kanuni'nin çocukları mesabesindedir. Hükümdar diye görmezler. Kanuni döneminde hiçbirini hükümdar diye bakmazlar. Kanuni'nin müsaadesiyle tahta oturan adamlar diye bakarlar. O şekildedir. Hocam kudret çok büyük ya. Yani bugün böyle insan ütopik geliyor bize, masal gibi geliyor. Hakikaten bunlar yaşandı mı, bunlar oldu mu diye. Ama bir de şunu düşünüyorum. Biz bugün genelde oturan insanlar olduk. Bakıyorsunuz o yaşına rağmen mesela Alman seferine gidiyorlar. İşte 1532. Oradan dönüyorlar. Kanuni İstanbul'da Makbul İbrahim Paşa İhsan Halep'e doğru başla. Arkandan ben geleceğim diyor. O ara Barbaros geliyor. Hemen onu şeye atıyorlar. Kaptan Deryalı'na atıyorlar. Halep'i arkasından gönderiyor. Hemen arkasından Halep'e kendisi. Ya Almanya'dan bir tatili bile gitsek hocam. Tatilden gelince bir hafta evde yatıyoruz yani. Seferden geliyorsun. Hocam 1. Ahmet'in bu Avrupa'ya gönderdiği Eyüp Sultan'da Sokuluzade Dede Mehmet Paşa. Ya şimdi Dede Mehmet Paşa 70 yaşına yakın bir adam. Estergon'u yeniden fethetmiş, kurtarmış. İstanbul'a geliyor. 1. Ahmet diyor ki Safeviler iyice azıttı. Hiç evine girmeden Üsküdar'da çadıra git. Orduyu topla doğru. Üsküdar'da çadıra gidiyor. Ordu Doğu Seferi için toplanırken yorgunluk ve yaşlılıktan çadırında ölüyor bu adam. Bakın düşünebiliyor musunuz? Çadırında ölen bir insan. Yani bu insanları bu kadar at sırtında, bu kadar ayakta aktif tutan ruh, şuur neydi hocam yani? Biz şimdi çok ataletli bir topluma döndük. Ya gerçekten bu mühim. Yani şimdi kendimizi onları şu şekilde düşündüğümüz zaman adını koyabilmek mümkün değil. Bazen anlatıyorum, düşünüyorum, onlar da insan, biz de insan. Onlar da Müslüman, biz de Müslüman. Ama sadece şu isim benzerliği var. Bunun dışında hiçbir şeyi düşünemiyorsun. Fatih Sultan Mehmet 49 yaşında belki. Ama o kadar rahatsız ki denizi geçerken işte 2 gün kaldı. Yani 3 Mayıs'ta Gebze'de şehit düşecek. Çok hasta, inleyerek geçiyor. Padişah diyor, çok hastaydı diyor. Yürüyecek mecali yok. Çok da gitmiyor. 3-5 gün sonra Gebze'de şehit düşüyor padişah. Yavuz Sultan Selim'e bakıyorsun, şirkençe çıkmış, yürüyecek hali yok. Ta Edirne'ye kadar varıyor, orada 2 ay duruyor, orada şehit düşüyor. Kanuni Sultan Süleyman 72 yaşında. Şehirlerde ata bindiriyorlar, kendisine ata bağlıyorlar. Ayakta çünkü atta gitmesi mümkün değil, arabayla yol alıyor. Ama şehirlerde ata bağlayarak gidiyorlar. 3 ay şeyde Sigetvar'da çadırda yatıyor bu adam. 3 ay sonra orada şehit düşüyor. Ya bunların şimdi buraya getiren nedir? Yani hiçbir yatakta ölmüyor değil mi hocam? Ölmüyor. Ya böylesine bir durum. Bu gerçekten yani ilahi kelimetullah azmi, Cenab-ı Hakk'ın yolunda cihat azmi, o arzu, o istek, o yolda ölmek, bunu son noktaya kadar da kullanmak gerçekten farklı bir durum. Ya bunu anlamak kolay bir iş değil. Not alıyorsunuz değil mi? Onun için ben gerçekten Talha Bey, hani tarihi okurken tarih insanın okuyunca ne vermesi lazım yani? Şu anlaşma yapıldı, şurada yendiler, şu kadar yol gittiler, şurayı aldılar, burada bunu yaptırdılar. Teknik bilgi değil tarih. Tarih okuduğu zaman bir insanın cihat azmi, yani şu sabah namazına ben nasıl kalkarım, yatsıyı kılmadan nasıl yatarım, yatsıyı beklemek, sabahı gözlemek, cihat aşkı olmak, heyecan duymak, aşk sahibi olmak. Eğer bu olmuyorsa tarih okuma. Yani tarih, hele lisede ben asla şu günkü tarihin %80'ini atarım. Tarihte bunları veririm. Yani o genç tarihi okuduğu zaman heyecan duyacak, aşk duyacak. Cenab-ı Hakk'ın dinine ben de nasıl hizmet ederim diyecek. Nasıl yaşarım diyecek. Ya gaziler, 2. Murat o Balkan savaşlarında öyle sıkıntılar çekiyorlar. Kış günü kayalıklara buz tutuyor, parmakları donuyor, düşüyor diyor. Gazilerin parmakları düşüyor. Uyvar'dan dönerken
Sabah diyor gaziler bir kalktılar, her taraf buz tutmuş. O suları kırıyorlar, abdest alıyorlar, namaz kılıyorlar. Buzları kırıp o sulardan abdest alıyorlar ve namaz. Kasım ayı gelmiş geri dönüşte. Böylesine sıkıntılar. Ya şimdi bunları okurken gerçekten yani düşünüyorsunuz nasıl bir şey ve bizim şu sıcak evlerimizde otururken sıcak su bir atmasa, elektrik bir kesilse, bir sıkıntıya düşsek, soğan, sarımsak, bilmem patates edebiyatıyla hareket ettiğimiz günlere geldik. Aman efendim şu şöyle, şu pahalı, bu böyle. Ya kardeşim adam ne yiyor ya 3 ay boyunca? Yavuz Sultan Selim'e hani askerler giderken karşı çıktı. Niye karşı çıkıyor? Adam içecek su bulamıyor. Yiyecek bulamıyor. Elbiseleri lime lime olmuş. Mısır Yavuz seferi. Sultan Selim'e diyorlar ki o İran seferinde padişahım bize düşman göster. Sin'de gidelim, Hind'e gidelim. Nereye istersen gidelim. Düşman yok ki sen bizi nereye götürüyorsun? Aç, susuz, elbiseler lime lime. Öyle yoksa Yavuz'a işte karşı geldiler. Yavuz da hani karşılarına evet çıktılar ama niye? Yani bu kolay bir şey değil. Bazen ben talebeleri şöyle alıyorum. Sen çok yapıyorsun bunu. Hemen acıktık, susadık, dinlenelim değil mi? Yani 2 saat ya adam 6 ay yol gidiyor. 6 ay yol gidiyor o Sina Çölü. Hadi geç bakalım. Hocam bu arada o orduda müthiş bir ruh disiplini var. Şimdi hocam dedi ya İran seferi dedi. Safevi üzerine. İstanbul'dan çıkmış Yavuz Sultan Selim. Şah İsmail üzerine gidiyor. Giderken Amasya'dan geçiyorlar. Tabii Amasya'nın elması meşhur biliyorsunuz. O zamanlar iyice meşhur. Ve ordu saatlerce elma bahçelerinin içinden geçiyor. Ve tam elma zamanı. Atın sırtındasınız. Bir tahayyül edin. Ve elma bahçeleri arasında elinizi uzatsanız, uzatmasanız bile elmalar değiyor zaten. Ve insan oradan 3-5-10 koparıp heybesini atabilir, yolda yerim diyebilir. İlk durakta duruyorlar. Durdukları yerde Yavuz Sultan Selim çağırıyor naiplerine. Diyor ki yanıma elma çekti. Askerlerini, heybelerini yoklayın. Elmaları var mıdır? Saatler sonra geliyorlar. Diyorlar ki sultanın bütün ordunun heybelerini yokladık. Bir tane elma bulamadık. Ben bu orduyla cihanı fethederim diyor. Yani bakıyorsunuz değil mi? Ahlaklı bir orduyla yola çıktığınız zaman önünüzde hiçbir engel kalmaz. Az önce not alın derken onu kastettim. Bakın farkında mısınız? Tıkır tıkır bir konuya nereden girdik? Liyakattan girdik. Yani Osman Gazi en küçük çocuktu. Liyakat yani bir toplumdan zengin olan, ünlü olan, arkası olan değil, kabiliyetli olan ön plana konulursa o devlet bir numara olur. Kimse önünde duramaz. Ondan sonra ne dedik? Alimler, hocam anlattı. Bir toplumda alimlere, ilim adamlarına hürmet ediyorsa kimler? Yöneticiler. O toplumu kimse tutamaz. Fatih, İstanbul'da düşmana özeniyorsak düşmanımız gibi oluruz. Esir düşeriz. Özenmeyeceğiz. Dördüncüsü, işte şehre girdi hocam anlattı. Şehre girdiğinde direkt şehrin sarayına gitmedi. Ayasofya Camii'ne gitti. Yani gözü, aklı, hedefi başkaydı. Bakın bunlar hep birer madde. Lütfen bunları sıralayın kendiniz. Biz konuşurken aslında birinci Murat, kardeş kanı dökülmesin diye kızını, bir gözdesini, her şeyini düşmanına verdi. Başkası vermez. Bana ne der ya? Devletin bekasından, tam devletin bekası önemli ama benim kızım da önemli der. Yani bunlar çok büyük fedakarlıklar. Böyle adım adım bizim bunları bu şekilde görmemiz lazım. Görüp yaşar ve yaşatırsak bizim ülkemizde kısa bir süre içerisinde ipi göğüsler. Ama işte tarih masallarda kalırsa olmuyor. Hocam peki biraz böyle ben 600 yılı bir öyle bir böyle gidip geleceğim kusura bakmazsanız yani. Yani çok katılanların affına sığınarak bize tarih anlatılırken yalan tarih çok anlatıldı. Mesela işte yok Topkapı Sarayı'nda hamamda özür dilerim. Onu bunu kovalarken yok ayağı kaymış da kafası taşa çarpmış ölmüş diye padişahlar anlattılar. Padişahlar böyle mi insanlar mıydı? Nasıl öldüler? Bu insanlar işte 1. Abdülhamit'i düşünüyorum. Yani padişahların ölümleri nasıldı? Yani şehvetinin peşinde koşarken mi öldü bu insanlar? Bir anlatır mısınız? Ya gerçekten bazen o yılları düşünüyoruz da bizim ders gördüğümüz zamanları Mahmut Bey de değindi. Emin Oktay'ın tarihi, birilerinin tarihi, şu padişah vatanı satan adam, bu padişah Kızıl Sultan, bu padişah sarayından çıkmayan adam, bu padişah ağdan gelmeyen adam, bu padişah sarhoş, bu padişah deli. Bazen böyle ben de hani hoca olduk, talebeleri dinliyoruz Talha'cığım.
geliyorlar böyle anlatıyorlar. O zaman artık hocasın ya, kızım diyorum, o devlet 622 sene değil, 6 sene ayakta kalamaz. 6 sene. Şu tarihi iyi okuyalım, iyi okutalım. Öyle değil. Şimdi bir kısmının nasıl vefat ettiğini söyledim. İlk 12 padişah, savaşlardan gelmeyen padişahlar ve cihatta ölen padişahlar, ilk 12 padişah. Bakıyorsunuz, sondan 19 padişah darbeyle indirildi. 6'sı şehit edildi. Bak, bazı padişahlar var, öylesine bir vatan duygusu var ki, 1. Abdülhamit Han, Özide yapılanları duyduğunda, hay alçaklar diyor, adama inme iniyor, müziği iniyor. 3 gün sonra vefat ediyor. Nasıl bir vatan duygusu bu ya? Özide 25 bin Müslümanı katletmişler. Nasıl üzülüyor, nasıl bir üzüntüyle Allah diyor ve gidiyor. Şimdi pek çoğunun da üzüntüdendir 4. Murat. Onun vefatı üzüntüdendir. 1. Ahmet Han 28 yaşında vefat ediyor. Nasıl bir şey bunlar? Yani vatan ne? O celal. Hocam güçlü kuvvet biz 1. Ahmet pehlivan gibi. Pehlivan. Boynu kaslı. Bir hastalıkları yok, bir şeylikleri yok. Yani böyle hani insanı öldürecek öyle bir sıkıntılı bir hastalıkları da yok yani. Hacım 4. Murat'a içki içti diyorlar. Adam padişah, bir dünya sultanı. Öyle karşısında bazı devlet adamları var. İşte 11 yaşında tahta çıkmış. 11 yaşında. Abisini Genç Osman'ı şehit etmişler. Genç Osman müthiş bir adamdı. Dehşet. Yani 2. Osman dediğimiz ta Balta'ya çıkacaktı. Şeyden, denizden çevirecekti. Hocam bir de 14 yaşında böyle düşünceleri var. 14, 18'ini daha doldurmadan öldürüyorlar. Öldürülüyor. 14 yaşında ben bakıyorum bugün bizim ilk öğretim çocukları yani. Ortaokul dediğimiz o çocuk devlet nasıl yönetir? Bakıyorsunuz kaç tane plan kurmuş, Hotin'e kadar gitmiş. Evet. Devletin sınırlarını daha ilerlere götürmüş. 4. Murat 11 yaşında, 18 yaşına kadar bu şeyler, devlet adamları öyle zorbalar, öyle işler yapıyorlar ki adamın en sevdiği sadrazam Hafız Ahmet Paşa çok kalite bir adamdır, müthiş bir devlet adamıdır. Gözünün önünde katlediyorlar, gözünün önünde. Çok sevdiği Musa Çelebi var. 190 akla geliyor. Onu böyle kuşağından kaldırıyor 4. Murat. Odaları gezermiş böyle. Çok seviyor. Kaçırıyor onu öldürmesinler diye sarayda. Ertesi gün gelmiyor. Öldürüldüğünü anlıyor. Yola düşüp giden Dilber. Musam eğlendi gelmedi. Yoksa yolda yormuş açtı. Musam eğlendi gelmedi. Oturup ağlıyor ya bu adam. Duvarı nem insanı gam öldürür derler. Yani şimdi böylesine bir üzüntüler yaşıyor. Bunları bize anlatıyorlar mı? Padişah'ın bu duygularını, bu yaşadıklarını bunları anlatıyorlar mı? Anlatmıyorlar. Hocam şimdi siz deyince aklıma geldi. Evliya Çelebi. Nasıl bilirsiniz? Aslında tek tek sormak isterdim. Çoğumuz şunu diyecek. Cervantes'in Don Quixote gibi zengin bunun babası. Parayı doldurmuş cebine. Bu da keyfi ülke ülke geziyor. Bize yıllarca böyle bir Evliya Çelebi anlattılar. Hocam hiç unutmuyorum, yıllar önce Topkapı Sarayı'nda bu Filiz Çağman'ın emekliliği dolayısıyla bir sempozyum düzenlenmişti. O zat gencecik yaşta vefat etti. Bir bey çıktı oraya. Evliya Çelebi üzerine çok ciddi akademik çalışmalar yapmış. Çıktı oraya. Dedi ki hepimiz Evliya Çelebi'yi bir serüven peşinde gezen bir gezgin sanıyoruz. Evliya Çelebi dedi, 4. Murat'ın raportörüydü dedi. Bir anlattı, bir anlattı. Kendi döneminde gördüğü, gözlemlediği her şey birebir gerçektir. Ha bir de duydu. Mesela Kaan döneminde Süleymaniye inşaatı şu olmuş, bu olmuş. Duyduklarında sıkıntılar, abartılar olabilir. O duydukları. Ama gördüğü her şey nettir, röportördür diye bir anlattı. Hocam o gün salonda Oktay Aslanap'a semacı tık yok hiçbirinde. Herkes izam etti onların hepsini. Ben sonra o gözle seyahatnameye bir baktım. Hakikaten öyle. Yani gittiği her memlekette valiler, belediye başkanları, şehir eminleri hizada. Niye? Olumsuz bir rapor yazı verecekler diye ötleri kopuyor. Evliya Çelebi böyle bir adam. Gönderen kim? 4. Murat. Baktığınız zaman yani. Hani çıkamıyor kendisi ama o gözü de o kadar etrafta, ona göz olacak insanları da göndermiş rapor. Koçu Bey gibi. Onları yani. Bak şimdi 1. Selim, 2. Selim Han. Kanuni'nin oğlu. En fazla o anlatıldı değil mi? Ya ben bir ara o muhteşem 100 yıl izlenirken nereye gitsem onu soruyorlar. Sarı Selim şu bu, Mustafa niye çıkmadı, Mustafa niye böyle oldu? E peki kaç sene durdu bu adam tahta? 2. Selim kaç sene tahta durdu? Cevap yok. 8 sene.
Kanuni son 8 senede nereye aldı diyorum. Son 8 senede bir Siget var. Kanuni, misal. Peki 2. Selim Kıbrıs'ı aldı. 2. Selim Aceh'e vardı. 2. Selim Selimiye'yi yaptı. Şimdi 8 sene 2. Selim'in saltanatı neymiş? Efendim işte hani haremde kadın kovalarken düşmüş ölmüş. Kadınların ben padişahtan kaçtığını hiç duymadım ya. Yalan söyle de, hani beni inandır, bir yalan söyle. Ben inanayım ya kadınların, yani o şimdi oradaki cariyelerin değil mi İkbal'i şeyi, padişahla evlenmekte. Herkes padişah kaçtı deseler, kadınlar cariyeler kovalıyordu. Padişah da başını çarptı, vallahi inanırım. Ama padişah kovalıyor da kadınlar kaçıyor. Kimi inandırıyorsun ya? Böyle bir yalan olunca giriyorsun. Burada hemen hemen çoğu girmiştir. Herhalde harem kısmını gezmiştir. Sen çok kaç metrekare Fenerbahçe stadı mı ya orası? Hocam, neyi kovalıyorsun ya? Hocam haremi gezdiriyorum. Neyi nerede Fenerbahçe stadı mı ya? 2 metrekare ya. Zaten o da bölünmüş. Bir kısmı Haso'da erkeklere ait. Şehzadelerin bölümü hani var. Yüzünü sabunlandığı yer, hamamı söylüyorum. Hamam kısmı. Soğukluk, ılıklık, yıkanma 3 bölüm. Keselenme kafası. Değil mi? İki adım ya. İki adım. Nereyi kovalıyorsun ya? Hiç mi orayı da görmedin? Ya Talha Bey bunların nesine inanalım abi? Hocam işte ondan sana tarihçi oldum ben. Şimdi baktım tarihçilikle izah edemiyorum bunları. Çünkü o kafaya yerleşmiş. Dedim bari sana tarihçi olayım. Mekanları ve eserleri anlatayım. Şimdi mesela 2. Selim dediniz, çok güzel söylediniz. Bakın hocam ne dedi? Selimiye Külliyesi'ni yaptırmış. Bugün Mimar Sinan ustalık eseri. Aranızda çoğunuz Umriye Hacca gitmiştir. Gittiğiniz zaman o Kabe'yi çeviren revaklar normalde Abbasi dönemine aittir. Abbasi Halifesi Mehdi döneminde son kez genişletiliyor. Peki revakların kubbelerini yaptıran kim? Sultan 2. Selim'dir. Baktığınız zaman Konya Ereğlisi'ne gidin. Konya Ereğlisi'ndeki o devasa külliye, küçük bir cami etrafında dev bir külliye yaptıran 2. Selim. Bu cumartesi hocam benim Konya turum olacak inşallah. Konya turunda sabah 10 müsaitseniz gelin. Grupla buluşacağım yer neresi biliyor musunuz? Hepinizin Mevlana Cami diye bildiği yer. Yaptıran kim? 2. Selim. Hadi bakalım. Karapınar'a gidip Karapınar Külliyesi yaptıran 2. Selim. Yani hani 8 yıla neler sığdırmış bir adam. Yaptığı eserleri koyduğunuz zaman ha diyorsunuz. Bir de tabii 2. Selim döneminin devlet adamları. Lale Mustafa Paşa mesela. Hayranım ben bu adama. Yani bakıyorsun Ilkın Çifte Medreseler onun. Kıbrıs Fatih'i o. Yani Magosa'daki cami onun. Ondan sonra kendisi boşnak olmasına rağmen Nablus'a gittim hocam. Tika'ya dedim ki ben Nablus'u öğreneceğim bu Kudüs 3 kitabını hazırlarken. Daha devam ediyor hazırlıkları. Tika'dakiler dediler ki bana Filistin koordinatörü Bülent Bey. Tay abi bu ara biz meşgulüz, biz size iştirak edemeyeceğiz Nablus için. Ama bir liste hazırladılar. Buralara muhakkak gidiyor. Abdülhamit Han'ın Mesudiye külliyeleri falan. Hepsini gezdim o gün. Bir Filistinli şoför arkadaş yardım etti bana. Bir de şehrin göbeğinde koca bir çarşı. Dedi bir girelim. Girdik. Hocam çarşının ortasında bir dua kubbesi. Kafayı bir kaldırdım kitabı. Bir okudum. Lale Mustafa Paşa. Biz Nablus'u harita üzerine gösteremeyiz. Lale Mustafa Paşa koca çarşı yaptırmış. Kars Harakani Külliyesi'ni bulan da o. Erzurum Lale Paşa Külliyesi'ni yaptıran da o. Eyüp Sultan'ın dibinde yatan da o. Yani bakın hükümdar 2. Selim. Yanındaki en sağlıklı adamı Lale Mustafa Paşa. Baktığınız zaman bu adamlar çok özel. Bir de Lale Mustafa Paşa ölürken ne diyor? Ben bu dünyada çok gezdim, çok dolaştım. Hiç dünya malı biriktirmedim. Her gittiğim yere eser verdim diyor. Doğru mu? Sonuna kadar doğru. Yani hükümdar bu. Yanındaki paşalar bu. Ama biz bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bize işte hocamın az önce söylediği hiç temeli olmayan yalanlar, dolanlar anlatılıyor bu şekilde yani. Biz Osmanlı'yı büyük yapan unsurları hakikaten bu anlamda çok merak ediyoruz. Peki hocam, buyurun. Tarihimizin de şeyinde sorumu unutma davaları bir tamamlama açısından en önemli kudret kaynaklarından biri çok genç yaşta çok iyi yetiştirilmeleri. Ya Fatih'i o 11 yaşında sancak değil, diğerleri de öyle. 11-12 yaşında sancak beyi yapıyor. Bakıyorsun Fatih 12 yaşında tahta çıkartıyor. Çelebi Mehmet 14 yaşında ordu komutanı. Savaşa giriyor Emir Timur'la. Ve 14 yaşında bakıyorsun Fetret döneminde mücadeleye atılıyor.
21 yaşında devleti yeniden kuruyor ve kudret kazandırıyor. Bütün Türk şeyleri böyle. Bu bizim çok önemli bir vasfımız. Genci çok iyi yetiştirmek, kısa sürede yetiştirmek. Benim son çıkarttığım kitabım oldu Gazneli Mahmut. 15 yaşında babası Selük Tekin'le Hindistan seferine gidiyor. Talha Bey orada insanların putlara taptığını görüyor. Altın putlar bunlar. O kadar üzülüyor ki 15 yaşında bu genç. Ya ilahi, bana bir devlet nasip edersen her yıl Hindistan'a senin adını duyurmak için sefer tertipleyeceğim. Her yıl kazaya çıkacağım. Nezir ediyor. Ben çok adak gördüm, çok nezir gördüm. Şu işim olursa 3 kurban keserim. Bu işim olursa 3 koç keserim, bir deve keserim. İşte 3 gün oruç tutarım. Ama her yıl sefere çıkacağım diye bir nezir vermedi. Böyle nezir ediyor 15 yaşında. 15 yaşında evlense hapsatıyoruz bugün. Adam hapiste ya, 15 yaşında evlenince. Var mı böyle bir şey ya? Genç evliler meselesi, hapse atıyorlar, içeriden çıkamıyor. 15 yaşında adam, ordu komutanı. Herhalde bugün bir orduyu versek ne derler, savaşa göndersek 15-16 yaşında. Müthiş insanlar bunlar gerçekten. Ve 17 defa Hindistan'a sefer ediyor bu kişi. 7 sene gidemiyor, onu da karşısına başka düşmanlar çıktığı için. 17 sene o nezreni yerine getiriyor. Çok iyi yetiştiriyorlar. Bu da çok önemli bir husus. Hocam şimdi Hindistan deyince, eşim de burada oturuyor. Bizim bize en büyük eşimle hayallerimizden biri Hindistan'a bir araştırma gezisine. Hindistan'a gidiyorum ben ara ara gruplarla ama 5 gün 7 gün gidip geliyoruz. Çünkü bizim insanımız meşgul. Bizim insanlarımız evinden, işinden ayrılamıyor. Bir haftalıktan fazla ayrılıp krize giriyor millet. Ben gidip 2-3 ay hiç gelmemek istiyorum. Hindistan'da kalmak, sokak sokak, şehir şehir, çok büyük ülke. Oradaki işte hocamın bahsettiği, oradaki Müslüman Türk izlerini sürmek istiyorum. O kadar çok ki. Bakın Alparslan 1071'de Malazgirt'i kazandığı tarihte Delhi Türk Sultanlığı var Hindistan'da. Yani Kutbettin Aybek, damadı Şemseddin İltutmuş. Ya hocam Delhi, eski Delhi'de bir cami minaresi yapmışlar. Hayatımızda böyle bir minare görmediğimiz. Hala ayakta. Yıl kaç? 1100. Malazgirt'ten 30 sene sonra. 1100 yılında bir minare yapılmış. Top sahası büyüklüğüne bir cami yapılmış Delhi'de, hala Hindistan'ın başkenti, yeni ve eski Delhi, devasa ve oraya gidip görmelisiniz. Yani 1100 yılında Müslüman Türkler Hindistan'ın göbeğine dünyada görüp görebileceğiniz en güzel camiyi ve minareyi yapıyorlar. Ama sonra ne diyorlar? Bunlar çoban, bunlar baldırı çıplak, bunlar at hırsızı. Yani devamlı bizi bir kötüleme var, devamlı. En çok kanıma dokunanı söyleyeyim hocam. Hindistan'da tabii o 1100'lerden İngilizlerin hakim olduğu 1850'lere orada binlerce Müslüman Türk eseri var. İngilizler gidiyor, her şehirde muhteşem kubbeler. Hani o Alaaddin'in sihir lambası filmlerinde var ya, süslü minareler, soğan kubbeler. En sonları Hindistan'da Babürler ve diğerleri. Tuğluklar, şunlar bunlar. İngilizler diyor ki ya buradaki bu Müslüman Türk izlerini silmemiz lazım. Ama her yerde yıkmakla baş edemezsin. Ne yapalım? İsim değiştirelim diyorlar. Ve bütün o eserlere bir isim uyduruyorlar. Mughal. Bak Moğol değil, Türk değil, Mughal. Mughal diye bir şey yok dünyada. Hocam Hindistan'da her şehirde, her eserin tabelası Mughal. Delireceğim. Ve bunu biz bilmiyoruz. Şu an Türkiye'mizin nüfusunun 4 katı Müslüman yaşıyor Hindistan'da. Ve bizim Hindistan'la alakalı hiçbir projemiz yok. Türkiye olarak. Olmalı. Ama bilmiyoruz ki. Hindistan ne? Budist'in ineği tapanların memleketi. Kapat dosyayı gitsin. Değil ama. Yani Türkiye'nin 4 katı sadece Müslüman yaşıyor. Pakistan, Bangladeş demiyorum. Yani Hindistan'da bu insanlar, ya Osmanlı'nın bile bir Hindistan gündemi vardı herhalde değil mi hocam? Yani ben mesela sizin kayı kitabınızda şeyden çok etkilendim. Hani bu Karadeniz'in kuzeyini Müslüman yapan bir adam vardı. Ya hayran oldum, ben o adamı bilmiyordum hocam. Sizin kayı kitabıyla öğren, onu bir anlatsanız hocam ya. Ya bir adam dünyayı değiştirir mi? Bir adam gidiyor, gönderiliyor hocam, anlatacak şimdi. Karadeniz'in kuzeyine, o zaman Gürcistan, bakın mesela bizim bugün Türkiye'de Çerkezlerimiz var değil mi, Müslüman Çerkezler? Abazlarımız var, Gürcülerimiz var. O zaman daha yani İslam dünyası Karadeniz'in kuzeyine el atamamış. Ne Emeviler oraya gidebilmiş, ne Abbasiler. Hiçbiri gidememiş. Onlar orada çok farklı, la dini bir yaşantı içindeler. Ve çok geç, 17. yüzyıl değil mi hocam? Yani günümüzde 300 sene önce bir adam gönderiliyor. Ve bir adam neler yapıyor?
Ya gerçekten çok önemli konular açılıyor bu akşam. Talha'cığım maşallah çok güzel moderatörlük yapıyorsun. Seninle program yapalım bir televizyonda inşallah. Arkadaşlar hem tarihçi hem sanat tarihçi olunca iş bütün olarak gidiyor. Ne senaryolar var değil mi? Şu memlekette senarist de yok. Yani gerçekten Talha Bey o soruyu söylediğinde, onu sorduğunda ne senaryolar, ne filmler, ne diziler çıkar diye düşünüyorum. Mahvettiler. Şu muhteşem 100 yıldan sonra TRT'de tarih dizileri başlayınca açıkçası çok sevinmiştim. Beni az çok bu noktalarda herhalde çok da YouTube'dan izlersiniz. Dizilerle ilgili çok tenkitlerim var. Gerçekten kahroluyorum. Yani bugün Fatih'te de yerine göre hemen ne yapıyor? Biraz izlenince sonra hemen hareme gidiyor. Ve haremde entrikadan başka bir şey yok. Ertuğrul'u öldürdüler. %90 tarih değil. Osman'ı öldürdüler. %90 tarih değil. Selahattin Eyyubi'yi öldürdüler. %90 tarih değil. Alparslan'ı öldürdüler. %90 tarih değil. Bakın bunlar bizim dediğimiz bir zamanda TRT'den çekildi. Bizden insanlar senaristi. Güya. Güya diyorum. Çünkü böyle bir şeyi düşman yapmaz. Böyle bir hususu ben vuruyorum. Şimdi aramaya başladılar beni. Aratıyorlar. Kendileri değil. Birilerine aratıyorlar. Ahmet Hoca destekleyebilir mi? Osman yarıya düştü. 12'den 6'lara düştü. Fatih seneye olmayacak. Olmasın, izleme. İzleme. Böyle olacaksa olmasın. Adam gibi çek. Adam gibi yap. Şurada konuşuyoruz ya. Vallahi ben konuşurken bilmiyorum ama Talha Bey konuşurken benim saçlarım diken diken oluyor. Yani şu ecdadı, şu tarihi nasıl anlatırsın bana? Böyle mi anlatıyorsun? Öylesine güzel hikayeler, öylesine muazzam bir medeniyet var ya bu milletin. Şunu adam gibi çekin, millet izlesin. Böyle yapacaksan çekil, izlemeyin. Millet kitabından okusun. Okusun yani, başka yapacak bir şey yok. Bakın Ferah Ali Paşa. Ferah Ali Paşa. Kırım elimizden gidiyor, ortalık gidiyor, Kafkaslar'da kalmayacak. Onu Soğucağa gönderiyorlar. Ya adam gidiyor, şaşırıyor. İslam'ı duymamışlar. Tam neresi hocam orası? Ya Karadeniz'in kuzeyine değil mi orası? Tam kuzeyde. Yani hala ulaşılamamış bir bölge orası. Bölge hiç. Adam şaşırıyor. Yani Kanunlu Karaboğdan seferinde daha gidememiş. Gidilmemiş. Yani. İslamiyet'i duymamışlar çünkü. Şaşırıyor. Bizim böyle çok hikayelerimiz var. Bakın mesela 2. Selim dedim Açı'ya Seyit Kemal Reis'i gönderiyor. Bir donanmayla gidiyor, 2000 kişi. Oraya varıyor, diyor ki biz burada kalacağız, geri dönüş yok. Donanmayı geri gönderiyor. Biz depremde orada Türk köyünü gördük. Ve 2. Selim'in hutbesinin okunduğunu keşfettik. Hala. Bakın ne zaman gitti bunu? 2. Selim Kanuni'nin oğlu Açı'ya gittiler. Ben Amerika'dan Melincanların bir lideri vardı. Onu dinlemiştim. Adam ağlamıştı. Ben İzmir'de bir kız çocuğunu görünce sarıldım, ağladım dedi. Çünkü kendilerinin Amerikalı olmadığını, bir Akdeniz ülkesi olduğunu çıkartıyorlar. Acaba neresi diye araştırıyorlar, araştırıyorlar. Sonunda İzmir'den bir donanma kalkmış, gitmiş ve bir daha geri dönmemiş. Bizim atalarımız muhtemelen Türk'tü. Ve bir çocuğu burada kaldı, bir çocuğu orada biz olduk diyerek ben sarıldım ağladım diyor. Bu Ferah Ali Paşa Soğucağa gidiyor ve diyor ki biz artık buradayız. Bakıyor ki İslamiyet yok. Geri dönüşü yok diyor. Orada Türk köyü kuruyor. Oradaki kadınlarla evleniyor. Birinci kendi evleniyor. Dışarıdan insanlar geliyor. O kıza aile bağları var. Orada hemen bir mahalle kuruyorlar, şehir kuruyorlar, camiler, insanlar geliyorlar, ziyaret ediyorlar, onları dinliyorlar, geri dönüyorlar, anlatıyorlar. Ne var orada diyorlar? Vallahi orada uzun bir taş var diyorlar. O taşın içinden bazen adam çıkıyor diyorlar. Acayip bağırıyor diyorlar. O bağırtıyı duyan her
herkes koşa koşa toplanıyor. Sonra biraz bir şeyler yapıyorlar, dağılıyorlar. Birkaç saat sonra yine çıkıyor adam, yine kızıyor. Kızgın kızgın bağırıyor. Taşın içinden çıkan adam. Herkes taşın içinden çıkan adamı görmeye geliyor. Yığında insanlar geliyor. Onlar da eşlerine öğretiyorlar İslam'ı, onlara anlatıyorlar. Ve taşın içinden çıkan adam, yani minarenin tepesine çıkan adam İslamiyet'i öğretiyor onlara. Ya nasıl hikayeler var, ne hikayeler var, onların ne savaşları var. Şunlardan ne hikayeler çıkar arkadaşlar ya. Ama bunları biz de Talha Bey araştırırken çoğu kez görüyoruz. Ya o kayıları yazarken %50'sini kaynakları okup ben de görüyorum. Hayran kalıyorsun ve nasıl bunların filmi yapılmaz, nasıl dizisi yapılmaz, neler var samimiyetle söylüyorum. 100 sene öyle çok Ertuğrul'u 3 sene 5 sene anlatma, 1 yıl anlat. Fatih 5 yıl anlatılır. Ertuğrul 1 yıl anlatılır. 36 Osmanlı padişahı 72 senede biter. Daha sadrazamlarına gelmedik. Daha Akıncı beylerine gelmedik. Daha alimlerine gelmedik. Daha deniz kurtlarına gelmedik. Ya biter mi bu milletin tarihi ya? Biter mi? 500 sene devam eder. Bunu anla. Ne hikayeler var. Ama bitiriyoruz maalesef. Hocam şimdi Barbaros dediniz az önce. Şimdi ben bakıyorum Barbaros Hayrettin Paşa, hani bize korsan diye anlattılar ya. Korsan işte abileriyle, işte Hızır Reis'le beraber, abisi Oruç Reis'le Akdeniz'de belli yerlerde liman tutuyorlar. Sonra Allah yürü ya kulum diyor. Bunlar devletleşiyorlar. Aslında Avrupalılar bunları devlet olarak görüyor. Abi şehit oluyor. Bu kez o Cezayir bölgesinde devlet başkanı konumunda bir yere sahip. Benim aklıma zor sığdırdım. 1532'de gemileri var. Sandık sandık altınları var. Koca bir ülkesi ve coğrafyası var. Kalkıyor geliyor Sultan Süleyman'ın önüne. Topraklarımla, gemilerimle, adamlarımla ve altınlarımla size tabi olmaya geldim diyor. Bugün başkası olsa demez hocam ya. Bugün başka bir olsa der ki pabucumu Sultan Süleyman'ı bana ne der. Gelsin o bana tabi olsun der. Eğer böyle deseydi biz bugün Barbaros diye birini hatırlamayacaktık. Diyecektik ya 20-30 sene orada korsanlık yapmış bir adam diyecektik. Belki onu bile demeyecektik. Ama yani kendi şahsını Osmanlı şahsı içinde eritip orada hükümdarlık iddia etmek yerine o koca bendenin içinde bir parça olunca bakıyoruz ki muhteşem bir Hayrettin Paşa oluyor. Yani bakıyorsunuz Osmanlı'da bir sürü paşa var. Bu insanların her biri devlet başkanı olabilecek aslında kabiliyette der. Ama hepsi o başlığın altına yer alıyorlar ve bundan hiç rahatsız olmuyorlar. Mesela bu anlamda sizi en çok etkileyen paşalardan biri kim? Şimdi Osmanlı'nın bu konuda o kadar özellikleri var ki çok farklı. Veriyor. Ben tarihte Osmanlı'yı okurken iki özelliği var. Bunlar veren eldir diyor Osmanlı mesela. Veren eldir. Verir. İki gazilerdir. Cihad ehlidir. Osmanlı'nın en önemli. Fakat hiç kimsenin malında, mülkünde asla gözü olmaz. Birinci Murat Karaman Seferi'nden dönerken şurada Hamidoğlu'nun kalesi var alalım diyorlar. Ya garibin bir kalesi var diyor ya. Vallahi garibin elinde bir kalesi var bırak hükümdarlık yapsın diyor. Niye alalım onu diyor. Mahmut Paşa çok severim Fatih'in çok ünlü rezervlerinden bir tanesidir. Sinop'un önüne geliyor. İsmail Bey diyor ki haber gönderiyor. Ya bırak bu kaleyi diyor. Bu birlik olsun Anadolu'da. Bu padişah sana daha büyüğünü verir diyor. Ver burayı teslim et. Anadolu birlik olsun. Fatih gelince İsmail Bey kaleyi teslim ediyor. Fatih ona Yarhisar'ı veriyor. Ardından Fili Bey'i veriyor. Fili Bey'de o kadar çok eseri vardır ki İsmail Bey. Kastamonu'da en çok eseri olan emirlerden biridir. Hem Yarhisar'da hem Fili Bey'de eserleri. Gittiği her yerde eser yaptırıyor. Barbaros Hayrettin Paşa. Kanuni, Allah Allah. Ya bunlar bize hep bağlılığını arz ediyor. Babama bağlılıklarını arz ediyorlardı. E bize de sık sık bunların mektupları geliyor. Size bağlıyız diyorlar. E niye biz bunları hizmete davet etmiyoruz? Ötede şeyle uğraşıyoruz bu Andrea Doria'yla. Çağıralım bu Barbaros madem bizim kulumuzsa, bize bağlıysa gelsin hizmete girsin. Mektup gönderiyor. Mektup alınca bir seviniyor ki Allah abi. Ya sanki dünya o adamın, Barbaros'un adına ben üzülürüm.
Barbaros'un adına enstitüler, üniversiteler olması lazım. Barbaros'un adı bu ülkede en fazla duyulur olması lazım. Hocam TRT'de Barbaros yaptılar. Ya o kadar rezil bir dizi. Sır kitabı diye, sır kitabı diye bir saçmalık çıkardılar. Dedim ya ne sırrı? Barbaros'un hayatta işlenecek 1000 tane konu varken sen bunları ötele hiç olmayan bir sır kitabı peşinde koşuyor. Fantastik bir romana döndürdüler yani. Kadın peşinde koşan adam yaptılar. Hocam Barbaros Osmanlı'ya katıldığında 64 yaşında. Kanuni onun yarı yaşında. Hatta minyatürleri vardır onun meşhur. Barbaros böyle bembeyaz sakalı. Kanuni genç. Dizide tam tersiydi. Kanuni yaşlı, Barbaros onun yarı yaşında. Avrupalılar ufukların padişahı Osmanlılar diyorlar. Sonra habire zehir atıyorlar. İskender Pala da efsane diye Barbaros'un romanını yazıyor. Barbaros'un kadın peşinde adam gösteriyor. Yavuz'a vurduğu gibi Barbaros'u da vuruyor. Onlardan alırlarsa ortaya böyle diziler çıkar. Adam mest oluyor. Bütün ileri gelenleri Cezayir'de Ulu Cami'ye topluyor. Ben sizin hükümdarınız mıyım? Ben sizin sultanınız mıyım? Sultanımızsın diyorlar. Benim de bir sultanım var diyor. Ben o sultanın kuluyum. Onun benim gibi binlerce kulu var. Ben onun 1000 kulundan biriyim. Beni davet etti. Gitmemem olmaz. Benimle birlikte misiniz? Baba reis, sen neredeysen biz oradayız diyorlar. Her birisi gözyaşlarıyla adam hazırlıklarını yapıyor. Onlarca gemiyi dolduruyor. Çeşit çeşit böyle hediyelerle, altınlarla, gümüşlerle. Yolda 20 Venedik gemisini de katıyor kendi gemisine. 40 gemiyle muazzam bir şekilde giriyor Kanuni'nin huzurunda. 200 erkek, 200 kadın köle. Başlarında mücevherlerle, tepsilerle. Böyle bir hediye herhalde tarihte çok azdır. Önüne yığıyor, şaşırıyor Kanuni. Muazzam gerçekten, hani bu kadar gücü, kuvveti, her şey var. Geldi onun önüne seriyor bütün varlığını. Üstüne de Cezayir'in tapusunu koydu. Başkası yapmaz hocam. Bir Hayrettin kulun geldi. Sen ol Şahı Süleyman'e. Sana layık ne miz vardır? Kabul eyle fakirane. Ve Talha Bey Kanuni işte. Cezayir'den geldi değil mi? Cezayir Beyler Beysin. Aynen derdi. Cezayir Beyler Beysin ve Osmanlı donanması senin başınasın. Cezayir Sultanı'ydı. Yine Cezayir Beylerbeyi onun hükmünde ve ayrıca Osmanlı donanmasının başı. Barbaros asla 600 parçalık Haçlı donanmasını yok edemezdi. Ne elinde Cezayir kalırdı ne Barbaros kalırdı 600 parça geldiğinde. Osmanlı donanmasının kaptanı olarak Akdeniz'e bir çıktı. 600 parçalık Haçlı donanmasını Preveze'de mahvetti. Ve Avrupalılar Akdeniz'de tahta yüzdüremez hale geldiler. İşte birliğin gücü. Hocam beni burada bir konu çok etkiliyor. Şimdi çok güzel anlattı hocam. Hepimiz duygulandık. 1532 Barbaros geldi İstanbul'a. Kanuni ile görüştü. Ve ertesi günü Divan-ı Hümayun'da Kaptan-ı Derya ve Cezayir Beylerbeyi ilan edildi. Hatta Akdeniz siyaseti konuşuluyor orada. Fakat o konuşma tamamlanmıyor. Yani kanuna bağlanmıyor. Niye? Sadrazam yok. Sadrazam Makbul İbrahim Paşa Halep'e gönderilmiş. Yapılacak Safevi seferi için önden gitmiş. Yani bize anlatıldığı gibi Osmanlı olsa padişah nedir? Mutlak hükümdar. Hep öyle öğrettiler ya. Osmanlı'nın var, mutlakiyet var. Tek bir adam yönetiyor. Bize öğretildiği gibi ise padişah ne der? Sadrazam olmasın der, olmayı versin. Ben hükmü kestim der. Ama koskoca Sultan Süleyman ne diyor? Sadrazam yok, kararları aldık ama hükme bağlanması için onun da görüşünü, reyini almamız lazım. Onun için diyor yarın atınızı atlayıp Halep'e kadar gitmenizi istiyoruz. Emriniz başın üstüne. Barbaros o gün 64 yaşında. Atını atlıyor İstanbul'dan. Tam 10 günde Halep'e gidiyor. Bir düşünün. Şimdi biz diyoruz ki size yarın atı atlayıp 10 günde Halep'e. Hadi buyurun. Kim geliyor bende? Atsın. Biz var ya Üsküdar'a gitsek bir hafta yatırma. Et kaldıran oldu birkaç tane ama. Ya inanın Üsküdar'a gidip bir hafta yatarız. Her yerimiz tutulur. O at var ya. Düşünün 64 yaşı. Hocam Vakanüs diyor ki sadece bir tek yerde durmuş. Konya'da Mevlana'nın puşudesini öpecek kadar durdu.
Barbaros bir tek orada durmuş. Mevlana'ya hürmeten kabrini ziyaret etmiş. Sonra oradan Halep'e 10 günde 64 yaşında. Bu bize bir şey gösteriyor. Demek ki bu insanların hayatlarında emeklilik diye bir şey yoktu. Yani onu da notunuzu alın. Bu devleti büyük yapıyor. Yani ben bakıyorum bugün, millet hemen böyle bir 50'sine geldi bir emeklilik muhabbetleri. İşte bizden geçti artık evladım. Bir kefen hazırlama muhabbetleri. Artık gençler yapsın. Ne genci? Yani Müslümanın hayatında emekli olmak diye bir şey var mı? Yok. Olmamalı hiçbir zaman. Hatta hocam benim turlara geliyor bazen. Yaşlı değil. Hani böyle 45-50 civarı emeklilik havalarına giriyorlar. Ben diyorum ki Mimar Sinan ilk eseri ne zaman verdi biliyor musunuz diyorum. Tabii ki bilmiyorlar. 44 yaşında verdi ilk eserini. Siz kaç yaşında diyorum ben 55 diyor. O zaman siz daha 10 yaşındasınız, 12 yaşındasınız. Şimdi ben hocam kaç yaşındasınız? Oho hocam daha 30'unda girmemişsiniz ya. Gençecik delikanlı yerindesiniz. Mimar Sinan son eserini verdiğinde, o son eser nerede biliyor musunuz? Hani Sur'da bir sahabeleri var ya hep gidersiniz. Hani şey, Kâb bin Malik Hazretleri'nin kabri, Efendimiz Aleyhisselam'ın süt kardeşi Şeyh Bedir Hüdri radıyallahu anh'ın kabri. Oraya gidin, tam o kabirler orada durun, kafanızı kaldırın, tepede bir cami göreceksiniz. İvaz Efendi, o cami Mimar Sinan'ın son eseridir. 98 yaşındaydı o eser yapılırken, gözleri görmüyordu. Ve çırağı Davut Ağa'ya tarifle yaptırdı. 98 yaşındaydı. Yani 44 yaşında ilk eser, 98 son eser zaten vefat ederek emekli oluyor. Yani demek ki ağaçlar gibi ayakta olmak, bir gerçek mümin gibi emeklilik nedir bilmeden sonuna kadar koşturabilmek. Demek ki bu insanların vasıfları bunlar yani. Hocam 72 yaşında ya, kan dediniz ya az önce. Yani doktorlar diyorlar değil mi hocam? Gitme dönemezsin diyorlar yani. Eyüp Sultan'a gidiyor. İki büklüm o minyatürü var hocam ya. Böyle bu iki büklüm dua ediyor Eyüp Sultan. Ama veda herhalde. Veda duası artık. Dönemeyeceğini bilir gibi o vaziyette. Müthiş. Peki saat kaç oldu? Ben, biz bu sabah kadar konuşacağız gibi duruyor. Arkadaşlarım kalkmak kalkmak gözlerine bakıp 5 dakika geçti zannetme. Bayağı oldu. Hocam ben saat devam, devam. 10 dakika oldu. Abi ne? 10 dakika, 10.30. 10.30 oldu mu? O, olmuş. Yok canım, 9'da başladık ya hocam. 1.5 evet. Saat oldu mu? Tabii. O zaman geçmiş şey, 1.5 saat çok uzun bir süre. Normalde bu tarz programlar. Ama ben anlamadım hocam, yemin ediyorum. Yemin ediyorum bana 10 dakika gibi geldi. Çünkü herkes çok güzel izliyor. Candan izleyen bir takipçi kitlesi olunca burada candan gönülden muhabbetle sohbette tatlı oluyor. Tabii. O zaman vedayı ben size bırakayım veda hocam. Veda yapalım. Buyurun tabii ki. Evet. Hocam daha devam. 1.5 saat olduğu için biz şey yapalım. Şöyle ben hakikaten anlamadım. Ben sabaha kadar konuşurum da. Yani yarın işi gücü olanlar ben bakıyorum mesela birkaç kişi kalktı. Gözleri burada. Ondan dolayı yani hocam vedayı size bırakıyorum. Evet. Buyurun. İnşallah. Şimdi Allah razı olsun. Tabii gerçekten vakit geçiyor, hızlı geçiyor zaman. Yarın da her birimizin de sizlerin de işleri var inşallah. Yine toparlanırız ve bu tip etkinlikler devam eder. Ancak benim de çok keyif aldığım, çok zevk aldığım bir toplantı oldu. Talha Bey kardeşimizle uzun bir süredir programda biz de yapamamıştık. Gerçi arada bir araya geliyorduk ama böyle bir birliktelik değildi. Ben son ifadeler olarak çok değişik bir toplantı oldu ama Osmanlı'nın ruhunu vermeye çalıştık. Ruh önemli. Yani bedenin bir şeyi yok. Ruh olmadığı zaman beden çöp, beden bir leş, atar gidersin. Asıl olan ruhtur. Ruhu doyurmak lazım, ruhu beslemek lazım. İnsan bedeni her gün besliyoruz, bakıyoruz, yıkıyoruz. Elbiselerimizi değiştiriyoruz. Bedene çok büyük emek veriyoruz. Ama ruhumuzu doyurmuyoruz. Ruhu doyuran şeyler edebiyattır, tarihtir, dinimizdir. Yani dinimizi doğru bilmek zorundayız. Ben her yerde mutlaka söylüyorum. Osmanlı 622 sene Hanefi mezhebiyle idare etti. Mezhebimizi bilelim. Mezhebimizi ve yolumuzu, dinimizi doğru bilelim. Bugün ilahiyatlar eliyle dinimizi mahvediyorlar, bozuyorlar, değiştiriyorlar. Orada bırakmıyorlar, tarihimizi bozuyorlar.
Orada bırakmıyorlar, edebiyatımızı bozuyorlar. Yine bu son değerlendirmelerde bakıyorum. Aruz vezni diye bir şey yoktu zaten. Şimdi Baki'yi istemiyoruz, Fuzuli'yi istemiyoruz, Hayali'yi istemiyoruz. Bunların anlattıkları hep edep ya, edep ve ahlak, tarih. Bizim padişahlarımız da öyle. Gösteriyorlar mı padişahlarımızın divanlarını okutuyorlar mı, öğretiyorlar mı? Hiç olmasa bir gazelini şu milletin gençlerine öğretmek lazım. Bakın şimdi şurada biz konuşurken Kanuni çok adı geçti. Onun bir gazeliyle bitireyim. Neler söylüyor adam? Adamın hani sözünden, sohbetinden, şiirinden anla maksadını. Oradan anla. Şunları okuduğumuzda bir insan nasıl bir aşk, nasıl bir heyecan, nasıl bir ihlas ve samimiyet peyda eder? Gerçekten arkadaşlar bunlar bugün Twitter'da paylaşmak için olmamalı. Biz bugün sadece Twitter'da paylaşıyoruz Mevlana'nın sözlerini. O çok kıymetli sözleri. Atıyoruz paylaşmak için. Yemek paylaşıyoruz. Kabe'ye gidiyorlar paylaşmak için. Kabe'ye vardığını anlıyor mu bilmiyorum o kişinin. Kabe'ye vardığının farkında mı? Bakın bakın ey millet ben Kabe'deyim. Kendini oradan göstermek için gidiyor. Kapat ya. Kapat. Şu televizyon şeyi bazen telefonumu kapatmayı bil. Bakmam, bakmam. Yani namaza duruyor, namazda değil adam. Kabe'ye gidiyor, Kabe'de değil. Konferansa gidiyor, konferansta değil. Derse gidiyor, derste değil. Bunları paylaşmak sana bir şey vermez. Bunları yaşa. Bunları yaşamaya çalış. Onu ezberle, onu kalbine yaz. Kalbine nakşet. Gerçekten bunlar olursa biz oluruz. Şu şöhret, hani şurada oturmak, konuşmak. Vallahi hep kaçtım. İnanın yeminle söylüyorum. Hep kaçtım. Dünya kaçarsam kovalıyor. Peşinden geliyor. Hiçbir zaman olmayı istemedim. Televizyonlara çıkayım diye bir derdim hiç olmadı. Ama üç gençle, beş gençle ilgilenmeyi çok sevdim. Üç gençle, beş gençle. Toplantıları, konuşmaları, onlarla ikili, üçlü gitmeyi. Bugün de Ademler'le 200 talebeye burs vermeye çalışıyorum. Bunları siz az çok biliyorsunuz benim burada. Talebeler yetiştirmeye çalışıyorum. Onun için geziyorum. Şimdi Talha Bey kardeşimin ben çıkmamasına, gitmemesine bazı yerlere üzülüyorum. Çok gençlerin istifade edeceği, alacağı çok şeyler var. Bunları şöhret için biz yaparsak Cenab-ı Hak mahvoluruz. Ama her birimiz gençler de bu noktalarda hareket etmeli, böyle gitmeli. Osmanlı padişahları şöhret diye değil. Ne kahraman diye değil. Sadece o yolda bulunmak için gittiler. Fatih Sultan Mehmet öyle diyor. Verseler mülkü cihanın tacı, tahtı devletin avni kuyun terk etmez başına sultan olur. Verseler mülkü cihanın bütün dünya cihanın saltanatını, malını, mülkünü, tacını, tahtını bana verseler ya ilahi avni senin köyünü, senin yurdunu, senin evini terk etmez. Bir secdeye dünya saltanatını değişmem diyen bir padişah var. Kanuni Sultan Süleyman'ın da şu dizeleriyle bitirelim. Talha'cığım sen de iyi geceler dersin. Allah Allah diyelim. Sancakı şahi çekelim. Yürüyüp her yanadan şarka sipahi çekelim. İki yandan kuşanalım yine gayret kuşağın. Bulanıp toz ile toprağa burahı çekelim. İki yandan kuşanalım yine gayret kuşağın. Hem maddi hem manevi gayret kuşağını takınalım. Bulanıp toz ile toprağa burahı çekelim. Bu yollara düşelim, o toz ve toprağı yutalım. Payimal eyleyelim mülkünü düşmeni dinin. Gözüne sürme deyu dudu siyahı çekelim. Bize farz olmuş iken olmamız İslam'a zahir. Nice bir uyuyalım bunca günahı çekelim. Bize farz olmuş iken olmamız İslam'a zahir. O kabre girinceye kadar bununla yükümlüsün, yükümlüyüz. Kullukla, anlatmakla, bir şeyler yapmakla. Bize farz olmuş iken olmamız İslam'a zahir. Nice bir uyuyalım bunca günahı çekelim. Umarım rehber ola bize Ebu Bekri Ömer. Ey muhibbi yürüyüp
şarka sipahi çekelim. Cenab-ı Hak bizleri o ecdada layık evlatlar eylesin, nesiller eylesin, hizmetkarlar eylesin, o yola hizmetçi eylesin bizleri de. İki cihanda aziz eylesin diyorum. Sağ olun, var olun.